Sağlıklı ve mutlu bir gün geçirmeniz dileğiyle herkese selamlar dostlar. Evet, biliyorsunuz ki 2 gün önce Sağlık Bakanlığı atamalarına ilişkin arşiv araştırmasının da sona ermesiyle birlikte artık yerleştirme işlemleri başladı arkadaşlar. Yerleştirme işlemleriyle birlikte göreve başlama işlemleri hakkında genel bir duyuru yapıldı ve bu duyuruda işlemlerin nasıl olacağına dair ufak bilgiler verildi. Şimdi birlikte bu duyurunun detaylarını birlikte inceleyeceğiz. Kafanıza takılan herhangi bir ya da anlamadığınız bir madde olursa da bunlarla alakalı bir açıklama yapacağım ve gerekli sorularınızı da yorum kısmında alacağım. Kafanıza takılan bir durum varsa yorumlarınızı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Tüm sorulara tek tek cevap verdiğimde bilmenizi isterim. Ve hala abone değilseniz kanala abone olup bildirim zilini açarsanız bu ve benzeri videolardan, özellikle Sağlık Bakanlığı mevzuatı üzerine yaptığım anlatımlardan da ilk siz haberdar olacaksınız. Evet arkadaşlar, artık yerleştirme işlemleri başlıyor. Herkese tek tek mesajlar geliyor ve bu mesajlarla birlikte zimmet sorgulamanızı da yaptıktan sonra atandığınız birimin İl Sağlık Müdürlüklerine başvurarak başlama işlemlerinizi yapmanız gerekiyor. Şimdi bu duyuruda arkadaşlar bunlarla alakalı bilgiler mevcut dedik. Öncelikle arşiv araştırması tamamlandı ve sizin isimleriniz nereye atandıysanız oranın İl Sağlık Müdürlüklerine gönderildi. Listeler onlarda var arkadaşlar. Bu konuyla alakalı olarak önemli bir madde şudur ki atama şartlarını taşıyan adaylardan halen 657 sayılı kanun, 4924 sayılı kanun, 4857 sayılı kanun ve diğer mevzuata tabi olarak çalışanların göreve başlamadan önceki eski görevleri ilişiklerinin sona ermiş olması gerekmektedir diyor. Tabi burada daha önce halen çalışan arkadaşlar vardı. Bu maddede ne ile alakalıydı? En son yani başvuru işlemlerinin sona erdiği tarihte 22 Aralık 2022 tarihinden önce bu kurumdan istifa etmiş olmanız gerekmekteydi. Kurum dediğim arkadaşlar sözleşmeli olarak çalıştığınız durumlardan bahsediyorum. Çünkü biliyorsunuz ki bu alınan kadrolar 3 artı 1 sözleşmeli olarak alındığı için 1 yıllık bir bekleme sürenizin olacağı ile alakalı bir durum vardı. Bunu herkesin biliyor olması gerekiyor zaten artık. Bu en kesin karardır. Bu sözleşmeli personel alımlarında en birinci dikkat edilecek nokta burasıdır. İşte bu görevlerden bir yıl içerisinde, geçmiş bir yıl içerisinde herhangi bir sebeple kendiniz ayrılmışsınız ya da sözleşmeniz feshedildiyse de bu sürenin geçmiş olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş bildirimler düşmeye başladı dedik. 20 Ocak'tan itibaren yani bugün itibariyle 7 Şubat tarihine kadar gerekli evraklarla birlikte İl Sağlık Müdürlüklerinde kurulacak olan komisyonlara başvurunuzu yapmanız gerekmektedir. Şimdi gerekli evraklar nedir noktasında hemen arkadaşlar burada zaten ygm.gov.tr adresindeki duyuru işlemlerinde göreve başlamak için gerekli belgeler noktasına tıkladığınız zaman bizim karşımıza hemen bu çıkıyor. Bizden istenen arkadaşlar adli sicil kaydı, diploma veya noterli örneği, mezuniyet olduğunuzu gösterir belge. Bunu Türkiye Gov.tr yani e-devlet üzerinden alabilirsiniz. Bu linki ben hemen videonun açıklama kısmına bırakacağım. Buradan da tıklayabilirsiniz ya da bu ilan metnini açtığınız zaman bunun da linkini bırakacağım. İsterseniz de buradan kendiniz yine ulaşabilirsiniz. Tabii ki KPSS sonuç belgesi, 2 adet vesikalık fotoğraf, mal bildirim beyannamesi ve sigorta hizmet dökümü, daha önceki çalışanlarla alakalı olarak sigorta hizmet dökümünün olması gerekmekte. Yani aslında bizden çok da zor bulunan belgeler istememişler arkadaşlar. Bunlar halihazırda zaten elinizde bulunan belgeler olacaktır. Burada bir açıklamadan bahsetmiş. Aslında bu çok önemli bir açıklama değil arkadaşlar. Bu verdiğiniz bilgilerin doğruluğuyla alakalı genel bir açıklama olmalı olmamasında olmadığı durumda nelerle karşılaşacağınızla alakalı kısa bir açıklama da bulunmuş. Bununla beraber arkadaşlar hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların bu durumlarında yine bir tabip raporuyla belgelendirmeler halinde yakınları aracılığıyla da gerekli evrakları teslim edebileceklerini söylüyor. Tabi bir de henüz askerde olan arkadaşlarımız var.
Bunlar da gerekli evraklarını yakınlar aracılığıyla teslim edecekler ve asker dönüşü de hemen başlayışını yapmaları gerekiyor. Göreve başlama tarihi arkadaşlar 8 Şubat tarihi itibariyle arkadaşlar göreve başlayacaklar. Zaten demiştik ki 7 Şubat'a kadar gerekli evrakların toplanmış olması gerekiyor. Siz ne zaman evraklarınızı getirirseniz getirin, başlama işleminiz 8 Şubat tarihinde olacak arkadaşlar. Herhangi bir sebepten dolayı raporunuz varsa da gerekli, yani yerinizden kımıldayamayacak ya da hareket edemeyecek gibi bilgili raporlarınız varsa da bunu yine yakınlarınız aracılığıyla bildirmeniz gerekmekle ve en geç de yine 8 Nisan tarihinde ilk iş gününüze başlamanız gerekmekte arkadaşlar. Yani size 2 aylık bir yine süreç tanımış oluyor. Doğumla ilgili mazeretler yine doğum mazeretinin bitiminden 5 iş günü içerisinde de sonra da hemen işe başlamaları gerekmekte. Biliyorsunuz bazı özel çalışanlardan, yani istisnalarla alakalı olarak çalışan arkadaşlarımız bu kuraya şey bu atamaya başvurabiliyordu. Bu arkadaşlarımızla alakalı da bir durum vardır. Hala sözleşmesi gerekli, siz bildirimi yapmışsınız ama hala süreçle alakalı olarak bir işlem sona ermemişse de bunun da yine belgelendirmeniz halinde daha sonraki süreçte, yani 2 ay sonraya kadar bu işlemlerinizi yapabileceğinizi söylemek istiyoruz arkadaşlar. Burada önemli bir nokta, henüz arşiv araştırma işlemleri tamamlanmayan adayların başvuru göreve başlama işlemleri hakkında söz konusu işlemler tamamlandıktan sonra yine YGM adresinde yeniden duyurulacaktır denmekte. Demek ki hala tamamlanmayan arkadaşlar var. Buradan bunu anlıyoruz arkadaşlar. Yine ikinci bir duyuru yapılacağını söylüyor. Ana sayfadaki diğer işlemlere baktığımız zaman göreve başlama işlemlerine ait bir form arkadaşlar var. Bu formda da yine 3 artı 1 sözleşme olarak işe başlayacağınızı ve herhangi bir işle alakalı engel bir durumunuzun olmadığını gösterir bir form var. Bu formu da yine indirip doldurmanız ve oraya teslim etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Başvuru komisyonları ile alakalı bir evrak var. Burada zaten bunun genel anlamda hastanede çalışan arkadaşlar için ayrı bir komisyon kurulacağı, 112 ve toplum sağlığı merkezlerinde çalışacak olan arkadaşların da içinde yine ayrı bir komisyon kurulacağından bahsediyor. Yani iki farklı komisyon kurulacak. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışacak olan da arkadaşlar farklı, normal hastanelerde çalışacak olan arkadaşların başlayış işlemlerini farklı komisyonlar bakacağından bahsediyor arkadaşlar. Hizmet dökümü ile alakalı bir durum, bunu da yine E-Devlet üzerinden alacağınızı söylemiştik. Hemen bu linki de E-Devlet linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da linki tıklayarak direkt hizmet dökümünüzü alabilirsiniz arkadaşlar. Son olarak zimmet sorgulama ile alakalı dedik ki zimmete düşmeniz gerekiyor. Bu konuyla alakalı arkadaşlar zimmet sorgulama sayfasında bazı bir hata vardır. Karşılaşılıyor. Umarım en kısa zamanda düzeltilir ve sizler de mağdur olmazsınız arkadaşlar. Önümüzde yaklaşık 15-17 günlük bir süreç mevcut. Bu süreç içerisinde de inşallah her şey çözüme kavuşur ve 7 Şubat, özür dilerim, 8 Şubat tarihi itibariyle de işlemlerinize başlayan işinize başlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kanala abone olmadıysanız hala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Lütfen görüşmek dileğiyle.